bizler demokrasi oturmuş bir ülkeyiz ve İzmir ise bunun en nadide çiçeklerinden bir tanesi. Hı hı. Bu arada şimdi arkadaşlarımdan gelen bir bilgiyi de paylaşayım. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya katıldığı bir yayında zannediyorum ki bir takım açıklamalarda bulunmuşumdu. Arkadaşlarım da onu benimle paylaşmışlar. CHP'li seçmen kardeşlerim kendi partilerinin Atatürk'ün kurduğu parti haline gelmesi için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunuysa Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için bir şans olarak görüyor. Vatandaşlarımız bu değişimi istiyor demiş. Herhalde yeni açıklamalar bu da arkadaşlarım gönderdiğine göre. Vah, Atilla abiye ne diyeyim bilmiyorum. Atilla abi muhtemelen İzmir'de yaşamıyor. İzmirli %68.7 ile Erdoğan gitsin demiş. Atilla abi diyor ki yok yok, %32'si kalsın dedi. Atilla abi %68.7, %32'nin iki katından fazla. İzmirli eze eze Erdoğan gitsin dedi. Şimdi İzmir özelinde konuştuğumuzda ikinci turdan sonra da devam eden bir süreç var. Zaten yerel seçimler gelecek hemen arkasından da. İzmir'in uzun zamandır yönelimi zaten bu birinci turda da çıkan sonuçlar doğrultusunda oluyor. Yerel seçim hazırlıkları başlayacak hızlı bir şekilde. İkinci tur bittikten sonra da aslında konuşulması gereken ve üstünde durulması gereken çokça başlık var. Dün İYİ Parti İzmir İl Başkanı da konuğumuzdu. Onunla da dedim ki ya seçim gündemi dolayısıyla o kadar önemli konular şu an arkada kalıyor ki yani çok ciddi ekonomik problemler var, geçim derdi var, istihdamla ilgili sıkıntılar var ve bunun gibi birçok şeyi sayabiliriz zannediyorum ki beraberinde. Ama seçim gündeminden birçok başlık gölgede kalıyor. Konuşulması gereken özellikle ekonomi. Seçime giderken de bunu çokça konuşmuştuk. Ekonomiyi biraz daha detaylı konuşalım istiyoruz. Hep dedik ki Süleyman Demirel'in dediği gibi boş tencere iktidar götürür denir ve ekonomi çok kötü diyerek seçimlerden farklı bir sonuç beklentisi doğmuştu. İşlemedi mi? Bu söz bu sefer... Aksine tam olarak vatandaşa yapılan cambaza bak taktiğiydi. Yani özellikle bu da ülkenin İç Anadolu'sunda bazı yerlerinde de tuttu. Yani tencere işini tamamıyla unutturan, vay montaj var, PKK var, o var, bu var, CHP, PKK, Kemal Kılıçdaroğlu... Oydu buydu derken bunları anlatmakla bizim de zamanımızı çalan, kendilerini birçok yerde acaba vatandaşa acaba dedirten, acaba ya koskoca Cumhurbaşkanı söylüyor. Şimdi güvenlikle ilgili de bir şey söylüyor. O yüzden acaba böyle bir şey olabilir mi şeyleri vardı. İşte acaba ya işte bunlar savaş gemilerine karşı çıkıyorlar, bunlar ya istemiyorlar savaş gemisini falan. Ya buralarda da yazdılar çizdiler. Halbuki ben Bilal Bey'e savaş gemisi istemiyoruz falan demedim. Bilal Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı çağrı yaparak dedi ki Şenol Aslanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nı gemi ziyarete davet ediyorum. Ben de babanın gemisi mi, AK Parti'nin gemisi mi, sen niye davet ediyorsun dedim. Bu devletin gemisi. Eğer beni vali çağırırsa olur, beni şimdi komutan çağırıyorsa olur.